İyi akşamlar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Umarım güzel bir pazartesi olmuştur, güzel bir başlangıç olmuştur hepimiz için. Evet. Hoş geldiniz. Sude Naz, Faruk. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bu akşam yenilmezler katılımcımız olan Aysel Hanım'la güzel bir söyleşi yapacağız. Sonra da birazcık daha kendi hipnotik süreçleriniz hakkında konuşmaya başlayacağız. Evet, güzel bir başarı hikayesiyle. Şule Naz, pardon hayatım. Oradan İngilizce Sule olduğu için ben Şule diye okumamışım, özür diliyorum. Evet. Ve Merhaba Aysel Elif Hanım, Hocam. yine yenilmez. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? İyiyim Aysel Hanım. Kendinize tanıtır mısınız? Neredensiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an Berlin'den katılıyorum. Almanya'dayım. Mühendisim. Artı yaz semestrleri doçentlik yapıyorum. Berlin'de bir üniversitede ders veriyorum. Mühendis, doçent. Evet. Çok iyi. Ondan sonra Tita Hila, el okumacı, spiritüel dünya 2009'dan beri girmiş bulunuyorum. Çok iyi. Videolarınızdan etkilendiğim için ve sizin seansınızdan yenilmezlere katıldım. Ki Teta Healing hiç yabancı olmayan bir şey. Gerçekten size çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Peki Aysel Hanım, yenilmezlerden sonra kendi üzerinizde çalıştınız vesaire. Ben hikayenizi biliyorum ama arkadaşlara da anlatırsanız. Siz de çok hızlı sonuç aldık bir de. Evet. Çünkü bu telkine yatkınlık da var sizde. O süreçten biraz bahseder Hocam. misiniz? Oh. Sağ olun hocam. Çiğdem hocam yazmış da altlarını gördüm. Vallahi hocam zaten TETA'yla çok uğraşıyordum. Dediğim gibi hikayem 2019'da başladı. Alternatif tıpla falan ilgilenmeye başlamıştım. Ondan sonra bir astroloji falan derken TETA'ya girdim. Regresyon terapisi falan aldım. Çok güzel şeyler. Kendim de yapıyorum, uyguluyorum arada. Ama çözemediğim hayatımda bazı şeyler vardı hocam. Dediler ki ya en son çare orada çözmen gereken bir nokta var ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Dedim ya ne yaparım ne ederim bir araştaydım. Sonra bir arkadaşım üzerinden duydum hipnozun çok iyi etki ettiğini. Dedim ya önce bir eğitimini almadan bir deneyim. Bakalım bu neymiş. Ki sizde bir seans aldım. Çok güzel ilginç açılımlar oldu o seansta bana. Sonra eğitimini almaya karar verdim ki ailevi nedenlerden dolayı zaten sizin eğitiminizde yani başlama tarihim bile 3 ay falan gecikti galiba yanılmıyorsam. Sizinle biz önce görüştük. Yani arkadaşlarınızla. Sonra ben Türkiye'ye gittim. Orada bir sürü şey oldu. Sağ olun. Gerçekten de bana çok yardımcı oldunuz o konuda da. Ondan sonra sizin eğitiminize girdim. Orada gerçekten özgüven midir, işte meslek hastalığı mıdır? İnsan bazı şeyleri göremiyor kendinde. Yani sizin o anlatımınızla, o sunumunuzla o yenilmezlerdeki aldığım notlara şimdi geriye dönüp baktığım zaman gerçekten benim ileriye dönük danışanlarımda uygulayacağım bazı şeyleri sayenizde keşfetmiş oldum. Bu benim çok başıma yaradı. İşte böyle hikaye. Ve Aslında sizin ben bu tekrarlamam çikolatayla gerekiyor. çikolata yemeyi bıraktığınızla alakalı bir rivayet var, doğru mu? Çikolata yemeyi bıraktım hocam. Doğrudur. Ama onun yanında o tatmin duygusuyla o kadar çok şeyi bırakabildim ki çok şükür. Yani gerçekten güzel oldum. Azalttım, bırakmadım. Günlük normalde yiyordum hep sürekli. Ama şimdi artık eskiye nazaran yani o kadar da olsun hocam. Sonuçta yani Aynen öyle. haz dünyasındayız. Ya ben Yaşamak şey gerekiyor. Bazı zaten şeyleri tatmak karşıyım. gerekiyor. Yo yo Evet. ben zaten hani bir şey radikal şekilde hayattan çıkar, tamamen çıkar. Ya bunun da çok O gereksiz yanlış olduğunu hocam düşünüyorum. ya. O yanlış yani. Bu kadar kendimize zulmetmemize gerek yok ki ya. Yani Yani. sonuçta direkt böyle tamam kötü bir alışkanlık değil. Ha, bazı yan etkileri mutlaka vardır da çevre faktörüne baktığımız zaman zaten zararlı olmayan ne hocam ya? Yani sonuç itibariyle duygusal anlamda yemediğiniz müddetçe, Evet. sizin ruhsal ihtiyaçlarınız için yemediğiniz müddetçe çikolatanın hiçbir zararı olmaz. Tabii ki bir şeker hastalığınız yoksa, Tabii insülin direnciniz ki. yoksa gibi gibi. Aynen. Ama yediğimiz gibi yani programda anlatıyoruz. Yani duygusal yediğimiz için aslında kilo alıyoruz. Çikolata yediğimiz için değil. Evet. Bunun değişimini kendinize sağladığınız için sizi tebrik ediyorum ayrıca.
Valla ben Çünkü teşekkür en ederim. büyük Hem kendimi sıkıntımız tebrik ediyorum hem sizi hocam. Yani bu kadar başarılı olmak da ayrı bir hikaye tabii. Yani buna bir şekilde ulaşabilmek, bu telkinleri doğru anda yapabilmek. Çünkü sonuçta piyasada o kadar çok bu işlerle uğraşan ve etki yapamayan insanlar var ki. Önemli olan doğru kişilerle karşılaşmak. yani dolayısıyla tabii Ramazan da geliyor. Arkadaşlar Ramazan'la ilgili sorular soruyorlar. Evet. Peki başka nelerde çalıştınız? Kendinize telkinler. Kendime telkin olarak hocam şu an yorumları okuyorum da şu an biraz kafam karıştı. Bir Bunlar çoğu arkadaşlarım da yemek yatıyor. diyorlar vesaire vesaire. Hocam valla telkin olarak ben sizden bu yenilmezlerden sonra yaptığım en çok şey bilgilerimi iyi sentezlerim. Bir danışan, zaten her zaman danışanlarım da oldu benim TETA'dan dolayı, astrolojiden ve el okumadan dolayı. Eğitim de zaten bitti şu an tamamıyla. Master'ı çok şükür başardık. Ahmet Burak hocamızdan da buradan selam edeyim bir ve arkadaşlarıma. Önceden mesela reklam yapmazdım, gerek de duymazdım. Yani zaten yeteri kadar yoğunum ama bu danışmanlığın çok iyi olduğunu bildiğim halde daha fazla ben merkezciydim. Şimdi diyorum ki ya insanlara daha faydalı olacak bir iş yap. Yani tamam öğrencilerim var falan filan ama danışanlardaki o değişimleri gördüğüm zaman önceden böyle çok derdim tamam işimi düzgün yapıyorum. Birazcık ruhsuzdum. O konuya daha çok duyguyla bağlıyım şu an. Bu bir gerçek. Danışanlarımın sayısı artmış durumda. Danışanlarımla ilişkilerim daha farklı yürüyor. Bu güzel oldu mesela benim için. Vay hocam. Teşekkür ederim. Adam tabii bu arada. Yani parayla ilişkinizin de güzelleşmesi ve aynı zamanda Yani bu galiba dışarıdan kendimi görmem ve etki alanımı görmemle alakalı bir şey oldu hocam. Etki alanımı görmeye başladım, öyle diyeyim. Hani siz o yenilmezlerde bize bir tekst yazdırmıştınız ya çok uzun. Hani o, yani burada anlatabiliyor muyum bilmiyorum içeriğini ama anlatabilirsiniz yani ama yani kendi sonuçta ben de yaşam senaryonuzu yazdınız, evet. işte o yaşam senaryomdan sonra gerçekten fark ettim ki kendime övdüğüm yetmiyormuş. Yani ben tabii herkes beni arkadaşlar Hazreti Aysel olarak bilir, o ayrı ama demek ki onu tek içselleştirmek değil dışa da yansıtmak gerekiyormuş biraz. Ve bunu gerçekten bu yenilmezlerden sonra daha da iyi başardığımı düşünüyorum. Daha dışa döneyim. Zaten o zaman dışa dönüktüm ama en azından bazı meselelerde konuşmayı falan sevmezdim. Daha açığım, öyle diyeyim. Daha girişken. Mucizelere de açığım. Daha girişkenim, evet doğru kelime. Şimdi hocam biraz dil sorunumuz oluyor ya burada. Ne kadar Türkçe iyi bilsek de. Ya Ya sonuçta gayet iyi canım. yani. Ama zaten istediğimiz şey oydu yani. Bir yenilmezi yenilmez yapan daha girişken olsun, daha mutlu, daha canlı yaşasın. Finansal fırsatları görsün gibi gibi. O yüzden Evet. güzel güzel paylaşımını teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Yani sonuçta gerçekten hipnoz konusunda bir numarasınız ve yenilmezler eğitimini size yazmıştım. Biraz tekrarlamam lazım. Şimdi detayları hatırlayamıyorum bazen. Bayağı da uzun oldu zaten. Bekleriz. Ayrıca Gene bu gitmem üzere. evet, bu sonradan olan bizimle ilgilenmeniz ve bize hatta bunda nasıl gidiyor diye sormanız bile bence çok güzel bir şey. Bunu da buradan söylemiş olayım da diğer eğitim verenlere selam olsun buradan. Örnek alsınlar biraz hocam. Teşekkür ederiz Aysel Hanım. Aysel Hanım'ı da takip edebilirsiniz. Onda çok güzel paylaşımları var aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize Görüşmek dileğiyle. bakın. Sağ olun. Bay bay. Evet, iyi yayınlar dileyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Aynı şekilde. Bu arada Ferda Yıldırım'la yeni bir programımız yayınlandı. Bu yayından sonra onu izlerseniz sizin için de çok faydalı olur. Orada da gene neşeli güzel bir yayın gerçekleştirdik. Yenilmezler arkadaşlar bir kendinizi otohipnoza almayı öğrendiğiniz bir program aslında. Aysel Hanım da bizim katılımcımızdı. Tabii onun süreci çok hızlı oldu çünkü telkine çok yatkın olduğu için. Biz de kendisiyle onur duyduğumuz için davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Teşekkür ederiz Aysel Hanım'a tekrardan. Tırnak yeme alışkanlığı vesaire. Bu arada benim de hikayem de arkadaşlar sizin için gece günlüğü telkinleri yazdım. Örnek telkinler. Oraya gidip oradaki telkinlerden de faydalanabilirsiniz ve çok yakın bir zamanda aslında yoğun talep gereği böyle bir gece günlüğünü
defter olarak da çıkartmayı düşünüyorum. En azından orada daha yoğun, daha kendi hedeflerinize gidecek telkinlerle beraber kendi hipnotik süreçlerinizi başlatabilmeniz için. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Neredensiniz? Nereden katılıyorsunuz? Yazarsanız sevinirim. Evet. Çok güzel. Urfa, Ankara, güzel. Çok iyi. İstanbul, Almanya. Almanya az önce buradaydı Aysel Hanım. Azerbaycan, güzel. Can Azerbaycan. Ya Azerbaycan'a çağırıyorlar ama bir türlü gidemedik, fırsat bulamadık. İnşallah bir Bakü'ye gelişimiz var. Heidelberg, Ankara, güzel. Kayseri, İzmir. Ah Efes ne güzeldir şimdi. Efes, canım Efes. Karaman, Afyon, İzmir, İstanbul. Bu arada Ankara'yı görmüşken aklıma geldi. Mayıs gibi Ankara'da yüz yüze güzel bir seminer vermeyi düşünüyorum. Bakalım. Ankara'da beraber buluşacağımızı ümit ediyorum. Lizbon, Yozgat. Ya Lizbon nereye, Yozgat nereye? Düşün işte internet. Polatlı, Zonguldak, güzel. Evet arkadaşlar, güzel bir yayının daha sonuna geldik. Aysel Hanım katılımcımızdı. Bu yayından sonra Ferda Yıldırım'la olan röportajımızı kaçırmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.